Sevgili dostlarım hepinize merhaba, ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda altın ons, gram altın, gram gümüş ve gümüş ons çalışmalarını hep birlikte değerlendireceğiz. Evet sevgili dostlarım, global dünya ülkeleri üzerinde son gelişmelere baktığımız zaman, son ekonomik gelişmelere de baktığımız zaman bizlere tüm sinyallerin yönünün altın tarafına çıktığını hep birlikte görebiliriz. Özellikle koronavirüsün etkilerinin yaz aylarına girilmesiyle birlikte tüm dünya ülkelerinin geneline değiller arkadaşlar, bir kısmı ülkelerde koronavirüsün gerileme gösterdiğini, fakat bir kısım özellikle de gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu koronavirüsle ilgili vakaların gün geçtikçe yaz boyunca da arttığını görmekteyiz. Özellikle sanayinin fazla olduğu ülkelerde dikkat çeken bir konu da arkadaşlar, sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde koronavirüsün daha hızlı yayılım gösterdiği yönündeki benim naçizane tespitlerim var. Fakat katılırsınız katılmazsınız o artık size kalmış bir durum. Ve bununla ilgili yorumlarınızı da videonun altına yazabilirsiniz. Bütün bunların eşliğinde baktığımız zaman arkadaşlar, koronavirüste son zamanlarda özellikle ABD bölgesinde sayıların çok fazla arttığını ve bunun neticesinde de ABD'nin Meksika sınırını kapattığını gözlemliyoruz. Bizim de dün itibariyle gene Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu bir kararla bizler de İran ve Pakistan sınırımızı kapattık arkadaşlar, bu koronavirüs sebebiyle. Uzmanların anlatımlarına baktığımız zaman da gene koronavirüsün Eylül ayında grip vakalarının artmasıyla bulaş olasılığının daha da fazla artacağı yönünde uzman doktorların beklentileri mevcut. Bütün bunların eşliğinde ülkeler ekonomi mi, sağlık mı diye kararlar vermek zorunda. Şu an itibariyle baktığımız zaman da ülke liderlerinin genellikle ekonomi yönünden tercihlerini kullandıkları ve merkez bankalarının da musluklarını sonuna kadar açmış olduğunu görmekteyiz. Evet, bütün bunlar neticesinde de arkadaşlar bütün her yol altına çıkmakta. Fakat altında da belli bir yerler ve kanallar mevcut. Şimdi biz de grafiksel olarak bu yerleri ve kanalları, bizler için önemli destek ve direnç bölgelerini sizlerle birlikte bulup yorumlamaya çalışacağız. Altın ons'ta başlayalım hemen arkadaşlar. Altın ons'ta bizler için burada bir kanal oluşmuş zaten arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi sizler de bu kanalları, trend çizgilerini kendiniz belirleyip çizebilirsiniz arkadaşlar. Gayet kolay. Alttan en düşük seviye ve yukarıdaki en yüksek seviyeden bu çizgileri birleştirdiğiniz zaman trend yönlerini gayet rahat kendiniz de bulabilirsiniz. Günlük bazda altın ons'a baktığımız zaman arkadaşlar, şuradaki kanalımızın ilk bizler için önemli olacak desteğinin 1793 seviyesinden geçtiğini görmekteyiz. Demek ki hemen işaretleyelim bizler için. Altın ons'ta 1793 ilk önemli destek noktamız. Evet, şuradaki 1793 bizim için ilk önemli olacak destek noktamız olarak gözükmekte. Yukarıda da gene bizler için önemli olacak bir direnç bölgesi de 1824 seviyesindeki direnç bölgesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Yani 1793 üzerinde kaldıkça 1824'teki direnç noktasını altın ons test etmek isteyecektir. Hemen bölgemizin en üst kanalına bakalım arkadaşlar, hangi bölgede. Sizlerle birlikte bunu da test edelim. 1793 alt noktamız. Yukarıda da hedef noktamız neresi olabilir? 1848. 1848 seviyesi gene bizler için önemli olacak bir direnç seviyesi. Hemen ne dedik arkadaşlar? 1793 destek bölgemiz. 1793 önemli destek bölgemiz.
Bunun üzerinde geçmemiz gereken bir 1824 direncimiz ve hedef bölgemizde 1848 seviyesinde bulunan hedef bölgesi. Şurası hedef olmuş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi basit bir iki çizimle arkadaşlar, sizler de altın onsta hedef ve kritik destek direnç bölgelerini bulabilirsiniz. Bunlar çok basit. Yapmanız gereken destek ve direnç çizgilerini bir an önce öğrenmek. Gerçi bunlarla ilgili ben de sizlere yardımcı olacağım zaman içerisinde. Sizlere eğitim amaçlı videolar paylaşacağım arkadaşlar. 1793 üzerinde kırmamız gereken kısada bir 1824 ve bunun kırılımıyla da 1848 hedef bölgeli altın ons çalışabilir arkadaşlar. Altın ons da 1793 altında kapanış yapmamamız şart arkadaşlar. 1793 üstünde altında bir kapanış yaparsak gene bizler için aşağıda bu sefer düşüş bazlı bir 1774 seviyesi hedef haline de gelebilir. Bunlar kötü sınavı takip etmeniz gereken önemli destek ve direnç yol yerleridir. 1793 kırılmadığı müddetçe yukarıda 1824 ve 1848 seviyeleri takibimizde olacak önemli seviyeler. Aşağıda 1793 kırılırsa ve altında bir kapanış gerçekleşirse de 1774 seviyesi altın onsta takipte kalmamız gerekecek ikinci bir önemli destek seviyesi olarak gözükmekte. Altın onsta daha haftalık bazda baktığımız zaman arkadaşlar, evet, şurada bir yükselen üçgen şeklinde bir oluşumda görmekteyiz. Evet. Gördüğünüz şuradaki yükselen üçgen. Burada takip etmemiz gerekecek bizler için kanalın bir bu hafta itibariyle aşağıda bir 1754 seviyesi mevcut arkadaşlar. 1750. Yukarıda da 1848 seviyesi. Bizler için önemli bir seviye arkadaşlar. Takip etmemiz gerekecek olan önemli seviyesi. Bu üçgen aşağı yönlü eğer kırılırsa arkadaşlar, bakın haftalıkta şurada bir 1750 altında bir kapanış gelirse altın onstan kesinlikle o zaman işte uzak durmamız gerektiği düşüncesine kapılabiliriz. Kısada bu hareket 1793 dediğim gibi, 1793 aşağı yönünde kırılırsa arkadaşlar aşağıda da 1774-1750 seviyesi. Tabi bu zaman içerisinde 1774'e kadar çekilecektir arkadaşlar. Buradaki EMA yukarı yönlü hareket edecektir. Bu üçgen çok önemli. Bu üçgen eğer ki olur da aşağıya kırılırsa arkadaşlar kesin kes altından uzak durmanızı tavsiye ederim. Fakat şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Kısada 1793 takibinizde olsun. 1793 aşağıya kırılırsa ikinci verdiğim destek 1774 desteği gene takibinizde olacak. Haftalık bazda da şuradaki üçgeni hep birlikte takipte kalacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki üçgen içerisindeki hareketler bizim için önemli. Yukarı veya aşağı yönlü kırılımları bizim takibimizde olması gereken önemli hareketler olacak. Hemen gram altına geçelim. Bakalım gram altında beklentiler ne yönde. Gram altın incelememizi de yapalım. Evet, gram altında da arkadaşlar 397 seviyesinden bir haftalık kapanışımız geldi. Bu bizim için gram altında önemli ve güzel bir kapanış diyebiliriz. Gram altında ilk destek yönümüzü de 395 seviyesi olarak belirleyebiliriz. 395 hemen altında gene önemli bir destek seviyemiz 391 seviyesi. 391 altına inilmedikçe de yukarıda 403, 408 ve 416 ana hedef şeklinde gram altında da beklenmesi gereken önemli seviyeler şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Desteklere çok dikkat ediyoruz. Destekler kırılmadıkça yukarıdaki hedefler ilk etapta beklememiz gereken kanal aralıkları olarak gözükmekte. Evet, görüyorsunuz 403, 408, şurada bir 395.
Bu şekilde kanal aralıklarımızda gram altında hareketlerine devam edecek şekilde gözükmekte. 391 kırılırsa gram altından uzak durun arkadaşlar. 391 kırılımında 371-380 seviyesine kadar gram altında geri çekilmeler yaşayabiliriz. O yüzden 391 en önemli kritik destek yerlerimizden biri. Gümüşe bakalım hemen. Gümüş onsla başlayalım. Gümüş onsta bizler için 18.73 üzerinde bir kapanışlar her zaman olumlu. O yüzden hemen kritik destek noktamızı belirleyelim. Kritik desteğimiz ne dedik arkadaşlar? 18.73. Bu 18.73 üzerinde bir kapanış gelmesi bizim için önemli kritik destek seviyemiz. Evet, ikinci önemli destek yerimiz de bizler için 19.07 seviyesi. Evet, yükselişin devamı içinse arkadaşlar gümüş onsta 19.38. Şuraya yazalım. 19.38 direncinin yukarı yönlü kırılması şart. 19.38 direncini gümüş ons yukarıya doğru kırdığı vakitte benim beklenti seviyelerimden biri de olan 19.67 seviyesi gümüş onsta hedef haline gelecektir diye düşünmekteyim. Sizler de verdiğim 19.07 ve 18.73 desteklerini takipte kalın arkadaşlar. Bu destekler üzerinde kalındıkça da 19.38 kısada bir direnç bölgesi mevcut. Onu da yukarı yönlü kırması halinde önü açılır ve 19.67 seviyesine doğru gümüş onsta hareketler hızlanır ve benim de beklentim olan 19.67 seviyesi gümüş onsun hedefinde diye düşünmekteyim arkadaşlar. 19.67'yi dikkatli takip edeceğiz. 19.67 seviyesinden yukarı kırılırsa zaten herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ben 19.67 seviyesinden gümüş onsun bir kar satışı görebileceği şeklinde düşüncelerim mevcut. Sizlerle birlikte gene bunun takibini hep birlikte yaparız. Hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gramı da hemen ons grafiği üzerinde anlatayım. 4.13 seviyesinden gümüş gramda kapanış geldi arkadaşlar. Haftalık kapanış geldi. Gümüş gramın 4.13 seviyesi kritik. Tam yükseliş kanal çizgisinin üzerinden bir kapanış gördük arkadaşlar. 4.13 seviyesinden. O yüzden ikinci bir önemli destek noktamızı da hemen belirleyelim. Gümüş gramda 4.04 bizler için gene bir önemli destek noktamız olarak gözükmekte. Bu iki destek üzerinde gümüş gramda hareketlerin devam etmesi halinde 4.04 zaten kırıldım arkadaşlar. Gümüş gramdan uzak duruyorsunuz. Hareket 3.59 hatta 3.90 seviyesine kadar geri çekilmeler gümüş gramda da gözükebilir. Fakat bu iki destek üzerinde kalındıkça bizim de gümüş gramda hedeflerimiz 4.28 ve 4.36 direnç noktalarına doğru hareketlerine devam edecektir. Haftalık ve günlük bazda baktığımız zaman indikatörlerde zaten bize yukarı yönlü hareketlerin hala devam ettiğini söylemekte. Şurada haftalıkta baktığınız zaman indikatörde hareket hala yukarı. Aylık bazda da bakalım. İndikatörümüz ne gösteriyor? Evet, aylık bazda da gene indikatörümüz gördüğünüz gibi kırmızı mavi yukarıya kesmiş ve hareketin devamını teyit etmekte. Gümüş gramda verdiğim rakamlara şimdilik odaklanın arkadaşlar. 4 özellikle de 4.28 üzerinde gümüş gram bu destek üzerinde tutunabilirse ve yukarı kırabilirse bu 4.28'i bunu özellikle takip edin arkadaşlar. Burası çok önemli. Yukarı yönlü hareketler mutlaka gümüş gramda daha sert bir şekilde gelişecektir diye düşünmekteyim. 4.28 direnci önemli. Aşağıda da bizim için önemli bir destek noktası 4.04 ve 4.13 destekleri önemini korumakta.
Bu hafta bu destek ve direnç bölgelerini sizlerle birlikte takipte kalacağız. Fakat gümüş gramda bariz bir şekilde yön hala yukarı şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Hem haftalık hem günlük hem de aylık bazda baktığımızda gümüş gramın yönü hala yukarı yönlü gözükmekte. Evet sevgili dostlarım, bir altın ve gümüş videosunun daha sonuna geldik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atmayı unutmaz ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma kendilerini abone olmayı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.